Merhabalar, ben Mehmet. Bugünkü videomuzda size SambaPost'la QR üzerinden ödemeyi nasıl aldığımızı göstereceğiz. Bildiğiniz gibi 1 Haziran 2019'da çıkan vergi usul kanunundaki yeni düzenleme ile artık QR kod kullanarak, cep telefonu kullanarak, mobil walletlarla, NFC ile veya diğer dijital ortamlarla ödeme alıp bunları daha sonra resmi bir şekilde ÖKC fişiyle veya e-fatura, e-arşivle kapatmanın önü açıldı. Bu artık mümkün kılındı. Biz de bunun için sizlere bir demo hazırladık. Bu demomuzun içerisinde SambaPost V5 kurulu bir bilgisayar ve bunun da kullandığı bir müşteri göstergesi var. Müşteri göstergesi klasik bildiğimiz müşterilerin ürünlerini gördüğü, tutarın ve para üstünün görüldüğü bir müşteri göstergesi. Bununla birlikte bu uygulamayı size Paysell'in mobil app ile yapacağız. Paysell mobil app'ini kullanarak, QR okutarak ödeme alacağız ve bunları da resmileştireceğiz ve adisyonlarımızı otomatik kapatacağız. Bunu iki şekilde de yapabiliyorum. Yani restoranda masa düzeninde de yapabiliyorum. Fast food'da hızlı satışta da yapabiliyorum. Dilerseniz önce restoranda masa düzeninde işlem yapalım. Masamı açayım, geleyim bir takım siparişler alayım. Daha sonra açık olan masama gidip ödeme sayfama geldiğim zaman ödeme sayfamın içerisinde SambaPost'un tüm özelliklerinin kullanıldığı ürünleri bölerek ödeme, adisyonu bölerek ödeme, tamamını ödeme, parça parça ödemenin tamamını yine kullanarak sadece ödeme anında Paysell'e geçebilirsiniz. Biz burada hızlı olsun diye tümünü alalım. 24 liralık ödemenin tümünü Paysell QR ile almak istediğim zaman önce bana Paysell QR ile ödeme işlemine devam etmeye onaylıyor musunuz diye bir soru soruyor. İşlemi başlat dediğim zaman bu sefer müşteri göstergesinde müşterilerin kullanabileceği ve görebileceği şekilde Paysell logosu ve altında da Paysell'in ürettiği özel bir QR oluyor. Bu QR ile artık iş müşteri tarafına geçiyor ve müşteri kendi cep telefonundan Paysell uygulamasını açıp QR Tara bölümüne geliyor. Ve bu QR Tara ekranında burada çıkmış QR okuduğu zaman artık uygulamayı tamamen kendisi yönetiyor. Ve burada işte daha önceden tanımlanmış olan ödeme tiplerinden hangi bir tanesini seçerek ödemeyi tamamla dediğinde SambaPost'un ödeme işlemi gerçekleşiyor arkada. Ve SambaPost'a da başarılı başarısız diye bir bilgi geliyor. Ve bu bilgi SambaPost'a ödeme olarak kaydediliyor. Şimdi buradaki işlemi sorguladı, mobil app'imizin üzerinde ödemeyi tamamladı ve masayı kapattı. Masayı ödeme almış ve bir ödeme alınmış bir şekilde kapattıktan sonra bir tane de bilgi fişi çıkarttı. Bu bilgi fişinin içerisinde ürünler ve en sonda da bu adisyon ödemesi Paysell QR ile yapılmıştır diye bir not var. Bununla birlikte eğer işletmede ÖKC entegrasyonu kullanılıyorsa bu fişi resmi bir şekilde ÖKC üzerinden çıkartabilir. Veya mükellef e-fatura e-arşiv mükellefi ise kullanıcımız müşterisini e-fatura veya e-arşivde keserek ödemeyi tamamlayabilir. Dilerseniz son bir kere de fast food üzerinden, hızlı satış üzerinden bir örnek yapalım. SambaPost'ta hızlı satışa geldi. Müşterimiz ürünlerini sipariş etti. 85 lira tutuyormuş. Hızlı satış butonların içerisindeki Paysell QR butonuna tıkladığı zaman yine aynı soruyla karşılaştı. Evet, Paysell QR ile ödemek istiyorum dedi. İşlemi başlat dediğinde müşteri göstergesinde yine bir QR gözüktü karşımıza. App'in içerisinde QR Tara bölümüne geldi. QR okudu. Ve app'in içerisinde 85 liralık ödemeyi daha önceden seçtiği ödeme yöntemiyle tamamla dediğinde SambaPost'un içerisine bu ödemeyi sorgulayacak. Ve bu ödemeden sonra eğer doğru yanıt, olumlu yanıt gelirse SambaPost adisyonu kapattı. İlgili tüm mutfakları yazdıktan sonra da en son bilgi fişini bize verecek. Ve yine aynı Paysell QR ile ödeme yapılmıştır yazısı gelecek karşımıza. Yine fast food'da da aynı şekilde ÖKC entegrasyonuyla veya e-arşivle de bu ödemeler kapatılabilir. Kanun henüz çok yeni. 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdiğinde SambaPost, Paysell dahil piyasadaki tüm yaygın walletlarla entegre bir şekilde ve QR'dan da ayrı diğer NFC ile temassızla okutarak tüm dijital platformlardan ödeme almaya hazır bir şekilde çalışıyor olacak. Bu konu ve diğer konularla ilgili sorularınız için bize sambapost.com'daki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. İyi günler.